Necip, ne dinliyorsun en çok? Hangi şarkıcıları seversin? Neler dinlersin? Ben Tarkan... Afet abi dinliyoruz. Sağ ol. Tarkan dinledim ben. Tarkan dinliyorsun. O maçlara çıkmadan önce konsantre olmak için o müziği ne dinleniyor? Genelde ne dinliyor yani futbolcular? Ben hızlı dinamik müzikler mi yoksa daha rahat müzikler mi? Ben genelde müzik dinlemiyorum. Ben genelde maçlara giderken dua ederim. Evet. Genelde arkadaşlarımız hareketli müzikler dinliyor. Hareketli müzikler dinliyor. Evet. Sen o kulaklıklardan takmıyorsun. Sen dinler misin? O dua ediyor, ben amin diyorum. Amin. Yediğimizi böyle tamamlıyoruz diyorsun yani. Ya seyircilerden gelen sorulardan var. Çok güzel sorular var. Şeyi soruyorlar. Sıkılıyor mu kalede tek başına? Yani hani takım atakta devamlı ileride. Ne düşünüyorsun o sırada diyorlar. Yani aklına neler geliyor? Şey zaten hani çok mesafeyi açmaman gerektiği için takımlar. Hani sen de en son stoper diyelim. Stoper yaklaşıyorsun. Hani takım ileri çıktıkça sen de ileri çıkıyor. Ama maçı devamlı izlemen gerekiyor arkadan. Hep konsantre olman gerekiyor. Uyarman gerekiyor öndeki oyuncular. Aslında bir yönden de en arkandan da en iyi sen görüyorsun oyunu. Doğru. Peki sana doğru gelince falan bir heyecan basıyor mu oyun? Yok. Sahanın içinde hiç heyecan olmaz. Peki gelirken sana doğru böyle bir keyif geliyor mu? Allah bizim buralarda hani olay bizim buralarda geçecek ne güzel falan gibi hani bir şey oluyor mu? Yok yani tabii de bazen hani hiç şey yapmadığınız olur. Açık konuşalım ya. Tamam. Valla bir kaleciyle açık konu. Ben çok merak ettiğim şeyler var. Sen nesi kalecisin? Mesela bir pozisyonda çok iyi bir kurtarış yapıyorsun. Hı. Yani çok iyi bir kurtarış. Sonra o kurtarışta böyle genelde bakıyorum. O kurtarıştan sonra bir kaleciler genelde bir sakatlanıyor. O pozisyonda kalıyor değil mi? O pozisyonda kalıyor. Görmeyen olursa falan. Görmeyen olursa hani ben kurtardım buradayım. Hani hani biraz kalayım. Allah bacağım omuzum. Açık söyle. Yalan söyle. Oluyor mu böyle şeyler? Yok öyle yani sakatlık olmaz da. Bak böyle kaldım. Bazen bak ama yani. Sakatlandığın oluyor yani. Gerçekten hani kurtarırken sakatlandığın falan oluyor yani. Peki böyle çok hiç olmayacak bir top, çok kolay bir topu çok acayip kurtardığın oluyor mu? Hani böyle bir uçma... Yok hani onunla şey derler, uçmalı kaleci derler de ben öyle çok sevmem o tip kaleci şeyi. Peki çok iyi bir gol pozisyonu, gol olacağı belli. Atlamayıp da golü güzelleştirmeyeyim diyor musun? Yok. İşte atlasam gol daha da güzel hale gelecek. Bırak hani olacağı varsa olsun falan gibi. Yok. O da yok. Hiçbir şey yok. Sen öyle dikiliyorsun orada bayağı bildiğin. Dikiliyorsun. Yok. Ne hissediyorsun orada? Neler oluyor yani? Onu ya şöyle hani zaten müdahale edebileceğin pozisyon olursa zaten atlıyorsun. Çıkarıyorsun veya çıkarmıyorsun. Oluyor veya olmuyor. Bazen mesela atlıyorsun. Tabii arkanda olduğu için dokunuyorsun. Topun dışarı çıkıp çıkmadığını görmüyorsun ya. Sese göre. Bazen hiç unutmam bir Beşiktaş'a karşı oynadım. O zaman Trabzonspor'da oynuyordum. Delgado frikik kullanıyor. Tabii 2007 veya 2008'di. Sen Metin abiye hiç sorma. Ben birazdan bir VTR göstereceğim. Metin abinin hayatı soru sormakla geçmiş. Şeyde NTV'deki programı devamlı soru soruyorsun abi. Sele kaçtı, ne oldu o gün? O maç kimleydi? Kaç bitti? Devamlı soru. Bilmez diyorsun. Devamlı soru soruyor. Vallahi hatırlamıyorum. O pozisyonda frikik kullandı. Delgado. Tabii ben de uçtum. Ondan sonra dokundum. Ama dokunduktan sonra ben tabii geçtiğim için kaleyi gol olup olmadığını bilmiyorum. Evet. Sadece bir direğin sesini duydum. Sonra da taraftarların sevmesini duymuştum. Seyircilerin sesinden anlıyorsun. Tabii seyircilerin yani. Sesinden anlıyorsun. Bu da gir dedik. Vay arkadaş. Yani. Zor iş ya. Suna yakın çok abi. Güzel anlatır evet. Sizin hikayelerinizi. Yani sahada yalnız kalan tek adamdır. Arkasında ondan başka kimse yoktur çünkü diyor yani. Hani kaleci hikayeleri enteresandır. Babacığım, var mı mesela totemin var mıdır? Ya benim sadece maça çıkarken, her maça çıkarken abdest alırım ben. Öyle bir uğrum var. Yıllarca öyledir. Abdest evet, aldım. O biz programlara çıkmadan önce duamızı ederiz yani. Bir de her maç bittiği zaman, skor ne olursa olsun, maç bittiği zaman şükür secdesi yaparım. Hani kaybetsek de, kazansak da. Sağlıklı saat bitirdim. Anneme rahmetli anneme dua ederim. Şükrediyorsun. Tabii anneme evet. Dua ederim. İlk anneme dua ederim. Sonra senin totemin var mıdır Necip? Dua ederim ben de. Dua edersin. Onun dışında bir totem yok. Evet. O da bir totem değil zaten. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.